Az sadaka çok belayı def eder. Henüz yeni evlenen bir genç, yatsı namazını camide kıldıktan sonra hürmet ettiği maneviyat büyüğünün elini öpüp evine yönelir. Arkasından keramet sahibi zat da üzüntüsünü dile getirir. Bana öyle geliyor ki bu gencin kaderi sanki bu gece kaza olacak, infaz edilecek. Ne var ki genç sabah namazında yine camide görülür. Keşif sahibi zat da hayret ederek sorar. Evlat der, nasıl oldu da sabaha çıktın? Benim keşfimde seni bu gece yılan sokması lazımdı. Ayrıca şunu da sorar. Sen elimi öpüp de yanımdan çıktıktan sonra evine giderken birine iyilik falan ettin mi? Genç der ki, evet, sizden ayrıldıktan sonra yolda perişan birini gördüm. Ne olur bana yardım edin. Çoluk çocuk sokakta perişan kaldık dedi. Ben de cebimde ne varsa hepsini verdim. Buna çok memnun olan o yoksul insan dua etti. Ne dedi? Dedi ki, Allah seni kazadan, belalardan korusun. Tamam der. Maneviyat büyüyor. Çözdüm meselenin sırrını. Senin hakkındaki ilahi takdirin yerine gelmemesi, kaza olmamasının, belaya uğramamanın sebebi verdiğin sadaka. Yani ata kanunuyla mani olmuşsun. Verdiğin sadaka önlemiş, demek tam zamanında yerini bulmuş, kazayı önleyecek derecede bir ata olmuş. Git yatağının altına bir bak. Genç gidip yatağını kaldırır ki altında bir yılan. Uyuşukluktan kurtulup da genci sokmaya fırsat bulamamış. Sadakadan sonra. Bundan dolayı halkımızın hadisin manasını vecizleştirerek kelam-ı kibar haline getirip şöyle demiş. Az sadaka çok belayı def eder.